Herkese yeniden merhaba. Ben e, hocamızı bulmuşken arka tarafta da bol bol kendisine bir sürü soru yönelttim. Efendim, Türk bebekle ilgili çok değerli bir misafirimiz var. Hocam müsaade ederseniz ben e, hemen tanıtmak istiyorum ya da sözü size mi bıraksam acaba? Ya bence senin daha çok soracağın şeyler var. Ben evet. sadece hocama bir hoş geldin deyip kenara geçeyim. E, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Sayın Profesör Doktor Oya Gökmen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz Çok hocam. Çok teşekkür ederim. Güzel, ışıl ışıl bir program olacak. <laughs> evet, ışıl ışıl <laughs> evet. bir program olacak. Ee, hanımlar, eğer aklınızda tüp bebeğe dair sorularınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Yorumlarınızı da bizimle paylaşın. İyi ki varsın izleyicileri olarak. Sizin de sorularınızı bekliyoruz. Ben hocamı bulmuşken hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Mikro injeksiyonun tüp bebek yönteminden farkı ne hocam? <laughs> İkisi de biliyorsunuz dışarıda gebelik elde etmek için kullanılan bir sistem. Tüp bebek kanalları tıkalı bir hanımın çocuğu olmayacağı için 1979 yılında İngiltere'de kanalları tıkalı bir hanıma yapılan ee, yumurtasını dışarıya alarak eşinin spermiyle birleştirip e, laboratuvar ortamlarında embriyo yani e, embriyoyu e, geliştirip embriyoyu rahim içine koymakla başlayan bir süreç. Hı hı. Ee, yani en çok kanallar tıkalı olduğu için kadınların hamile kalamaması düşünülürken. Ee, bu erkeklerin sanki problemi yokmuş gibi hep evet. saklandı ya yıllarca bana hasta gelirdi. Neyiniz var? Çocuğumuz olmuyor. Neden olmuyor? İşte eşim diyor adam. Peki size bakalım ben normalim. Yani dolayısıyla, dolayısıyla dolayısıyla bir anda erkeklerin de normal olmadığı yani erkeklerde de problem olabildiği erkeklerin de sperm sayılarının az olabildiği spermin hareketli olamadığı anomal anomali spermleri oldu hatta hiç olmadı hiç olmadık erkeklerin de kanalının tıkalı olup spermlerin dışarıya çıkamayacağı fikri yavaş yavaş onlara anlatılmaya başladı. Dolayısıyla erkekler kısır olabileceklerini öğrenince o zaman erkeklere ne yapalım cümlesinde o spermi yumurtanın içine atabilir miyiz? cinsiyle bir çalışma başlatıldı. 1994'te herkes böyle biraz dudak bükerek başladı ismine mikro enjeksiyon dendi. Yani yumurtanın içine sperm'i yani içeriye etmek, koymak, şırıngalamak. şırıngalamak. Şöyle herkes aman bu olur mu olmaz mı derken bir sene sonraki Dünya Kongresi'nde herkesin e, mikroenjeksiyon yaptığı görüldü. Çünkü ihtiyaç vardı. İhtiyaç e, yani istek ve ihtiyaçtan doğan bir sistem ortaya kondu. Başarı da yüksekti. Dolayısıyla her ikisi de tüp bebek dediğimiz e, işlemin yani yumurtayla spermin dışarıda döllenmesi için yapılan bir işlem. Birinde spermler sağlıklıysa yumurtayı dışarı aldıktan sonra spermin üzerine koyuyorsunuz. E, yumurtanın üzerine koyuyorsunuz. O kendisi delip yumurtayı Embriyo haline geliyor ve dünya mucizesi gerçekleşiyor. Evet. Ama <laughs> eğer spermle ilgili sayı, hareket, e, sağlıksız spermler varsa, onları çok büyük büyütmeli mikroskoplarda en sağlıklı spermleri bulup yumurtanın içine koyuyorsunuz. İşte mikro enjeksiyon oluyor. Yani sonuçta kadına ait, erkeğe ait birçok faktör buna sebep oluyor. O zaman Aynen. biz siz bunları birleştirelim. E, yani çocuk sahip olamayan bir çift. Bunun tek tedavisi artık tüp bebek, başka bir şey yok mu? Böyle mi hocam? Hayır, bu süreç? öyle değil. Maalesef tabii öyle anlatılmaya çalışılıyor ama onun olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Evet. Kişiler, biz her zaman şunu söylüyoruz evlendikten sonra çocuk isteseler de istemeseler de bir kadın doğumcuya lütfen gitsinler. Ne için Sağlık gitsinler? Açısından, Sağlık açısından. Mi? Evvela hani erkeklerin sperm tahlili o kadar kolay bir şey ki e, basit bir şekilde en azından erkek ne durumda olduğunu öğrensin. Çocuk istemiyor olabilir korunacaklar ama durumunu bilsin. Çocuk istemiyor ama durumunda bir sorun varsa tedavi alsın evet. değil mi? Hocam şu ayıp. E, ayıp, bir kaksa, hayır bu şey yani tiroidiniz bozuksa ilaç almıyor musunuz yani şeker hastasıysanız insülin alıyorsunuz ayıp mı hayır değil hiçbir e, bu da ayıp olmadı değil yani Şimdi, şöyle de bir şey var bunlar cinsel fonksiyon bozukluğu değil hayır ben herkese onu diyorum çok yakışıklı bir bey gelebilir hiç sperm olmayabilir yani. Sağlıklı da bir cinsel hayatı vardır. Bunun onunla hiç ilişkisi yok. yok. Ama evet. onunla ilişkili olan bölüm de var. O zaten farklı bir endokrinolojik bozukluk olarak karşımıza evet. çıkıyor. Zaten hasta onu daha erkenden tedavi etmek için mecburen doktora gidiyor. Yani sonuçta sorun olabilir. E, şu an onun tedavisi de varsa, evet. hele bir de erken baş, erken yakalanıp evet. daha basit şeylerle. Çözülebilecekse ya en azından sorun olup olmadığını anlamak için evet. önceden bir gidin evet. illa her şeyin bitmesini beklemeyin. Evet. Bir ya de bu, bir de çok özür diliyorum yani şöyle bir şey var artık kadınlar daha geç evleniyor. Daha geç evlendiği için. ...yumurta kaybı başlamış oluyor. Çünkü belirli sayıda yumurtayla doğuyoruz. O yumurtaları kaybedeye de gidiyoruz. E, dolayısıyla bir yumurta rezervi nedir diye kendisine bir baktırması lazım. Çok basit bir test. Kandan bakılıyor. Bir de ultrasonda bakılıyor ki yumurtanızda kaç tane hazırlanan yumurtacık kesesi var. Bunlara bakıyorsunuz. Yani bunları bakıp karar verip planınızı ona göre yaptırmanız Hocam, lazım. Hocam peki bu... E... Özür dilerim sözünüzü kesiyorum ama süreç nasıl ilerlemesi gerekiyor? Bu arada ben özellikle kendim de merak ettiğim için yani kendim de yarın öbür gün e, inşallah çocuk sahibi olmak istediğim için e, bu sorulara özellikle altını çize çize soruyorum. Şimdi dediniz ki e, belli bir yumurta Sayısıyla. sayısı olması evet. lazım. Evet. Ortalama da bu rakam nedir ve hangi yaş grubunda azalmaya evet. başlar? Evet. Şimdi şöyle ya etkileri yap neler? yapılan araştırmalar insanların en en güzel e, prodüktif yaşlarının e, 20 ile 25 olduğunu söylüyorlar. Hatta 30'dan itibaren yaşlanma başlıyor diyorlar. Yaşlanma işte yumurtanın rezervinin azalması şeklinde. Ama erkekler şanslı. Onlar evet, yaşlanmıyorlar. Ya. Onların Onları devamlı şey spermlerin prodüksiyon devam onlar ediyor. De yaşanıyor, onlar yaşanıyor, karizmatik oluyor, yaşlanıyor. <laughs> Onun için kadınların kendine dikkat etmesi lazım. Kadının gidip yumurta rezervi için kanını aldıracak, hormonuna baktıracak, ultrasonda baktıracak yumurtalığın içinde kaç tane yumurtası var. Her iki yumurtalıkta en aşağı her yumurtada 7 8 8 9 10 11 filan. Ama şimdi sizin karşınıza öyle insanlar geliyor ki yaşı 35. Bir kere 30'dan itibaren yaşlanma başlıyor dedik ya. 35'ten itibaren yumurta rezervi her yıl %10 azalıyor. 35 36 40'a geldi mi? Artık rezervi çok düşük ve karşınıza 40 yaşında gelen bir hastanın tüp bebek başarısı da tekli rakamlara düşüyor. Yani neredeyse %5'ler, %6'lar, %7'ler, %8'ler gibi. Normal şartlarda bile zaten bir kadının hamile kalabilmesi çok hani böyle Hemen derler ya işte böyle filmlerdeki gibi ceketi koydum. Yok, o. o kadar böyle bir şey söz konusu hmm, değil değil mi? Ben benim kadın doğum hayatımda öylesini çok görmedim. Hani ara sıra bir iki tane gelebiliyor öyle. Tabii, yani <laughs> öyle hastamız da var yani. <gülüyor> <gülüyor> Hakkını da yemeyelim. <laughs> Ama tabii ben hep olmayanlarla meşgul anladın. olduğum için bana olmayanlar geliyor. Dolayısıyla şunu unutmamak lazım. Herkese buradan herkese tekrar söylüyorum. Lütfen erken evlenin erken evlenmiyorsanız yumurtanızın biteceğini bilerek yumurtalarınızı lütfen bir, yer, bir yerde dondurun. Heh, Saklatın. hocam Tamam şimdi asıl evet. konu ya. Evet. Tamam yani bu çok yani. önemli. Çünkü e, bizim ülkemizde başkasının yumurtası veya başkasının spermiyle hamile kalmak yasak. Evet. Dolayısıyla kendinize Dünyada ait. Dünyada da bildiğim kadarıyla çoğu Bazı yani. ülkelerde yani yasak mesela Almanya'da bile yasak. Dolayısıyla yani e, size ait cıvıl cıvıl hücreler e, biraz sonra kök hücreyi anlatacaklar duy, duyacaksınız. Alınabiliyor, saklanabiliyor. Yani artık bu imkanlar var. Dolayısıyla alın Sın yumurtanız saklanılsın. Hocam şimdi e, başta da söylemiştim ya ben size programa başlamadan önce. Şimdi ben 38 yaşındayım 1980 yılında doğdum. E, haliyle yaşım ilerledi fakat yarın öbür gün yani bu zamana kadar kısmet olmadı. Yarın öbür gün çocuk sahibi olmak istiyorum ama böyle bir şey istediğim anda da ha tamam oldu her şey çok güzel deyince olmuyor. Dolayısıyla da sizin dediğiniz gibi e, ben bu süreci değerlendirmek istiyorum ama. Benim aldığım duyumlara göre. <laughs> ne gibi duyumlar aldım? Şöyle, <laughs> evet. efendim bir e, yumurtalıklarınızı dondurabilme süreciyle ilgili bir tedavi görüyorsunuz. Evet, yani yumurtalıklarınızı dondurabilme süreci demeyelim de yumurta yumurtalarınızı büyütmek için. Heh, yumurtalarınızı süreç. büyütmek. Yani normalde sizin her ay bir yumurtanız büyüyor. Biz böyle bir tedavide bütün yumurtalarınızın büyümesi için biraz bir ilaç veriyoruz size. Yani hani daha ilaç... çok büyüsünler, daha çok yumurtamız alsın ki saklayalım diye. Evet. Peki o ilaç e, dediğim gibi benim duyumlarıma göre haliyle işte sizi yok kilo aldırıyor yok işte e, bozuluyorsunuz vesaire ve benim yaptığım meslekten dolayı görünümme önem vermem gerekiyor evet. ve kilo alma şansım yok. Evet. Dolayısıyla ben bunu yaptırmayı hep bu sebeple mesela erteledim ama duydum ki ...böyle bir şey yokmuş. Yani siz bile bunu böyle duyduğunuza ha. göre... ...diğerleri neler sorabilir artık Eşim tahmin edemiyorum. Eşim hocam. Çünkü hocam işte, böyle bir şey yok yani. Işte, e, buradaki en büyük amacımız <laughs> evet. da bu. Bu amacımız bu yani. Evet. bu Doğruları do bir doğruları şekilde konuşabilmek. aynen öyle. Yani gençliği konuşabilmek... ...yumurta rezervini konuşabilmek... ...tetkik zamanını konuşabilmek... ...elinimizdeki imkanları konuşabilmek... ...ve de yani insanların... ...hamile kalması için... Kendi kararlarını kendileri verecekler. Heh. Ama elimizde bu teknoloji varken kullanmamak hata. Yani 40 yaşında, 45 yaşında bana gelip de yumurta dondurmak istiyorum dediğiniz <laughs> zaman benim zaten iki yumurta alacağım sizden. O zaman yani şansınız o kadar düşük ki yani dondurmaya değmeyecek. Peki ee, diyelim ki ben size geldim ve başvurdum. Bu süreci anlatabilir miyiz izleyicilerimize? Tabii. Yani bu süreç tüp bebek sürecinden farklı değil. Hı hı. Ben sizin yine yumurtalık ve beyin üstü hormonlarınız arasındaki ilişkiye bakıyorum. Yumurtalığınızın e, çalışmasını gösteren bir hormonumuz var. Ayrıca ona bakıyorum. Ondan sonra da ultrason'da sizin yumurta sayınıza baktıktan sonra adetinizin ilk 3 günü içinde size bir program veriyorum. Bu programda diyorum ki 5 gün bu ilaçları kullanın gelin. Kaç tane yumurtanız büyümüş? Ha istediğimiz kadar büyümemişse biraz dozunu arttırıyorum. Aa güzel gitmiş aynı dozla gidin diyoruz. Ta ki belirli santimetrelere gelip e, bizim artık oradan olgun yumurtanın çıkacağını anladığımız zaman bu yumurtaya çatlatma iğnesi veriyoruz. Ama çatlatma iğnesi vermeden önce o olgunlaşmış yumurtaların hepsi birden büyürken arada sırada Çatlamaları olmasın diye de belirli sürede çatlamaması için bir baskı uyguluyoruz. Hı hı. Yani bunların hepsi çok basit süreçler. Sadece e, karnınızdan Peki. cilt altı, hani insülin iğnesi gibi iğne vuruyorsunuz. Heh. Başka hiçbir şey yok. Peki bu e, zamanlama olarak süreç ne kadar zamanda olur? Yani bu en fazla genelde insanlar ilk 10, 13, 14 en fazla büyük diyelim 15 gün içinde ama normal 12 gün. 12 gün düşünün. Yani bu, bu aylarca yıllarca devam eden yok, bir durum yok, değil. Yok aman Allah'ım nereden? Yok. Hayır çünkü e, nedense etrafta insanlar ay çok zor, ay çok işte e, felaket bir durum, ay nasıl yapacağım, ay vücudum değişecek vesaire falan gibi endişelere kapılıyorlar. Evet. E, ben bu kadar olmadığını biliyorum ama sadece evet. kilo ile ben ilgili. Ben çok problem teşekkür olduğunu. ediyorum sorduğunuz için. Yani inanın ee, o kadar güzel bir program oluyor ki eminim sevgili seyircilerimizden bundan çok hoşnutlardır. Çünkü olayın çok ciddi boyutlarda basit olduğunu anlatmak istiyoruz. Evet. Basit olduğunu bir, lütfen e, ayıp olmadığını iki. Evet, evet Çok hocam çok, güzel. Yani bu çok ayıp, olmadığı, ayıp, olmadığını, ayıp olmadığını. Yani e... niye ayıp olsun söylemeyelim. Niye söylemeyelim? Yani böyle evet. bir şey yok. Hocam peki devam edecek olursak o yumurta aslında yumurt... benim daha sözü bu sorularım var ya. Sizi ben evet. özel davet edeceğim. Evet, evet. Hocam yumurtalar alındı, saklandı veya direkt ee, tüp, tüp bebek işlemine geçeceğiz. E, bu sağlıklı bir şekilde bu yumurtanın spermle döllendiğini, embriyon oluştuğunu e, tespit edebiliyor muyuz bu süreçte? Evet. Bu büyüyen bebeğin ya da büyüyen hücrelerin e, sağlıklı olarak büyüdüğünü kontrol etme şansımız var mı? Evet. Şimdi normalde yumurtayı aldıktan sonra e, belirli bir süre yumurtanın etrafında onu saran hani normal yumurta yediğinizde etrafta ak vardır ya o akın erimesini biraz bekliyorsunuz. Yumurtanın sarısını düşünün. Bizim yumurtamızın sarısı bizim yumurtamız. Onun içine ya, tüp, ya e, spermi koyacağız ya spermi içine koyacağız koyduk biz neye bakıyoruz bu döllenme sağlıklı olacak mı ertesi gün bakıyoruz 2 hücre olmuş mu bu döllenmenin başlangıcı ertesi gün bakıyoruz 4 hücre olmuş mu 8 hücre olmuş mu 12 hücre olmuş mu diye gidiyor bir kere bunu biz döllenmenin ne kadar hızlı ve sağlıklı olduğunu görerek tüp bebeğin yolunda gidip gitmediğini anlıyoruz. Hatta şimdi öyle sistemler var ki bunu kapalı ortamda inkübatörün içinde saat saat ne kadar geliştiğini gösteren embriyoskop dediğimiz bir sistem var. Onun içinde hangi yumurtanın hangi hızda gittiğini, ne kadar güzel embriyo geliştiğini bile görüyorsunuz. Yani her anı kontrol her anı altında kontrol altta altta alıyorsunuz. Evet. Ama yine de güzel embriyo olmak demek sağlıklı embriyo olmak demek değil. değil. Genetikle evet. ilgili bir problem. Dolayısıyla eğer geçmişinizde tüp bebek başarısızlığınız varsa akraba evliliğiniz varsa biraz yaş bakımından ileriyseniz biz mutlaka o embriyonun sağlıklı olup olmadığını anlamak için preimplantasyon genetik tanı dediğimiz embriyodan bir parça alarak genetik onun sağlıklı olup olmadığını inceleyip ondan sonra o sağlıklı embriyoyu hastamıza koymakla yükümlüyüz. Evet bu işlemi yaparken aynı tedavi siklusunda yapamıyoruz çünkü neticesi geç çıktığı için yeni çalışılan sistemler artık çok geniş kromozomal aktiviteleri bozuklukları da gösterdiği için biz o ay verdiğimiz embriyolojideki hataları tespit eden genetik incelemenin sonucuna göre o embriyoları zaten dondurmuş oluyoruz daha önce. He. Sonucuna göre de bize diyor ki 1 2 3 4 5 6 embriyonuz var. bir normal, 2 anormal, 3 anormal, 4 normal, 5 anormal, altı normal. Biz o zaman diyoruz ki 6 da bizim üç tane normal embriyomuz var. O zaman hocam süreci bu şekilde ek bir yola e, saptırdığı farklı bir yola için, saptırıyoruz. Standart riski olmayan Evet bir ee, tüp bebek adayı bir çifte bunu uygulamıyoruz. Hayır bu söylediğim gibi akraba evliliği ileri yaş gebelik için hazırlık yaptığımız bir çift veyahut da birkaç kere tüp bebek denemiş ama o tüp bebeklerde bana çok güzel embriyolar koydular ama ben hamile kalmadım diyen bir çifte uyguluyoruz. Hocam bir de en önemli konulardan bir tanesi de o hakikaten. Ee, ne kadar denenebiliyor? Evet. Şimdi İki, bunun bu da... sebepleri neler olabilir? Evet. Üçüncüsü de e, sadece ve sadece e, bu yöntem mi kullanılması gerekiyor? Evet. Şimdi biz dedik ya hani bir bir çift geldi yumurta rezervine baktı sağlıklı, eşine baktık sağlıklı, çocuk istemiyorlar korunuyorlar. Ondan sonra geliyorlar ki bir sene sonra biz artık çocuk istiyoruz diye. Bu basit testleri yaptıktan sonra neye bakmamız lazım? Yumurtayla sperm rahim kanallarında birleşiyorlar. Dolayısıyla hanımın kanallarının açık olması lazım. Biz o zaman diyoruz ki efendim madem hani siz bir sene istemediniz, bir sene de istediğiniz olmadı. Ama bunlar genç çiftler. 35 yaşında evlenen bir kişiye bu kadar zaman tanımıyoruz. Onu da söyleyeyim artık bizim sizin kanalınıza bakmamız lazım diyoruz. Kanal için bir kanal e, Film. filmi çekiyoruz. Ya yani bu filmi mutlaka çekmek lazım. Ondan sonra o da açık çıktı. Diyoruz ki o zaman biz size bir yumurtlama basit tedavisi verelim. Yumurtanızı takip edelim. Kanalınız açık, kocanız normal. Ya kocanız normale yakın. Hani Problem değil aşılamasını da yapabiliriz. İlkinde kendi halinize bırakabiliriz. Sonra problemi var hareketinde aşılama yapalım. Dolayısıyla bu süreçleri geçiriyoruz. En aşağı 3 ay bu tedavileri veriyoruz. Verdikten sonra 1- 3 ayda enjeksiyon tarzında tüp bebekte kullandığımız ilaçların daha minik dozlarını vererek deniyoruz ye baktık olmadı artık diyoruz ki kusura bakmayın. Yani bilinmeyen kısırlık var. A yahut e, siz zamanlamayı iyi yapamıyorsunuz. Bilemiyoruz. Biz artık size tüp bebek öneriyoruz. İsterseniz tüp bebek yapalım diyoruz. Yani böyle kişilere tüp bebeği ilk başta sunmuyoruz. Sunulmaması lazım. Neden hocam? Doğru değil. E çünkü yani zaten sağlıklı Eşi de sağlıklı. Kanalı da açık. E denensin yani basit tedavilerle. Çünkü yüzde elli kişi bu şekilde hamile kalıyor. Diğer yüzde elli için konuşacağız. Peki e, bazen de sizin de söylemiş olduğunuz gibi embriyo e, rahimde tutunamıyor. Ha, tabii. Evet. Yani tüp bebek şöyle bir şey. Yani tüp bebek yüzde yüz başarıyla olacak bir şey değil. Hı hı. Dünyanın tüp bebek Biliyorsunuz nerede çıkmış? İngiltere'de. İngiltere. Ne zaman? İngiltere. 1979. Doğan kız 40 yaşında bugün. 40. senesini kutluyoruz tüp bebeğin dünyada. Dolayısıyla e, tüp bebeğin geçen sene İngiltere'deki National Health Service'ın başarı hikayesi tüp bebekteki başarı eve bebek götürme olarak söyleniyor. Yani siz gebe kalabilirsiniz. %50 ama %25'ini eve götürebiliyorsunuz. Çünkü düşük yapabiliyorsunuz. Erken doğum yapabiliyorsunuz. Yahut embriyonuz içeriye koyuyor, gebelik gösteriyor, gelişmiyor. Bizim başarı hikayemiz eve bebek götürme hikayesi. Dolayısıyla gebe kalmakla eve bebek götürme hikayesi arasında yüzde elli bir indirim oluyor. Yani gebelik şansı belki daha yüksek gözüküyor ama eve bebek götürme oranı düşüyor. daha düşüyor. Geçen seneki İngiltere'nin eve bebek götürme oranı yüzde yirmi sekiz nokta ikidir. Eve bebek götürme. Hamilelik Yebek alma oranı yüzde kırk. Hani böyle 80'ler, 90'lar var ya. Yok öyle bir şey. Peki hocam, <laughs> son zamanlarda bu oranlarla ilgili söylediğiniz için bir mitokondriden bahsediliyor. Bununla ilgili değişik yorumlar var. Ben izleyicilerimize bu sağlıklı o eve götürme sürecinin başarısını arttıran anladığım kadarıyla faktörlerden biri, biri. de bu. Bununla ilgili bilgi isteyeceğim evet, sizden. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Tabi tıp hep gelişiyor. Hani mühim olan biliyorsunuz hücrelerdeki aktivasyonu bizim mitokondrilerimiz sağlıyor. Mitokondriler bizim enerji fabrikalarımız. Bilinmeyen şekilde ve bilinmeyen sayıda her hücrede var. Enerji ihtiva eden her olayda mitokondriyal aktivitenin yüksek olması lazım. Nedir? yumurtlama sırasında? Nedir döllenme sırasında? Nedir spermin aktivasyonu sırasında? Bir spermin yumurtaya ulaşabilmesi için geçtiği miktar yolu biliyor musunuz? 6,5 metre. 6,5 metreye ulaşabilmesi için o zavallı spermin çok hızlı hareket edebilmesi lazım. Bu hızı olabilmesi için mitokondriyal aktivitenin yüksek olması lazım. Peki yumurtaya geldi. 8 tane 10 tane sperm geliyor yumurtanın etrafına ama biri döllüyor. Niye? Çünkü akrozomal reaksiyonu kimin mitokondriyal aktivitesi yüksekse o girip dölleyebiliyor. Diğerleri dışarıda kalıyor. Bu sperm için. Aynı şey yumurta için. Genç yumurtalarda mitokondriyal aktivite yüksek. Ama yumurta yaşlandıkça Yaşlanan yumurtada o elektriksel impulsu verecek, o embriyo gelişmesini sağlayacak, olayı başlatabilecek enerji yok. O enerji olmadığı için de başarısız oluyor yahut gelişen embriyo sağlıksız oluyor. Son zamanlarda işte bu mitokondrinin vücutta üretilmesi için gereken bazı sentez yolakları var. Evet. Onları aktive edecek maddeleri ihtiva eden destekler veriliyor. Umumiyetle bunu erkeğe de kadına da tüp bebek tedavisinden önce başarısız olayları olmuşsa, yaşları ileriyse onları bir en aşağı 3 ay veriyorsunuz. Ondan sonra ki tüp bebek de tedavisine başlarsanız başarının %30 arttığına dair yayınlar var. Bir de tabii daha ülkemizde gerçekleşmedi, dünyanın her yerinde de kabul olmuyor. Genç yumurtanın şeyini alalım, mitokondrisini alıp yaşlı yumurtaya verelim ee, şeklinde çok başarılı sonuçlar var. Evet ama çok emekleyen evet. çalışmalar evet. anladığım Bu kadarıyla. Bu arada e, verdiğimiz oranların e, tamamen ortalama olduğunu da yeniden bir kere daha evet. e, sizin vesilenizi evet. dile getirmiş yani, olalım. Yani e, tüp mi? bebekteki başarı, başarı oranları tekrar ediyorum gebelik oranları değildir. Evet. Gebelik oranları ...sağlıklı eve bebek getirme oranlarını söylemekle mümkündür. Bu da gebelik oranı %50 ise sağlıklı eve bebek götürme oranı... ...bunun neredeyse yarısı yahut işte yarısından bir miktar yükseğidir. Yani zaten süreç uzun bir süreç. Evet. Tüp bebek süreci e, gebe kalımını destekleyen bir şey. Ama o bebeğin anne rahmindeki gelişmesi Yüyüp. sürecine... Ek, e, ekstra farklı faktörler mevcut. Tabii bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanının kontrolünde bu süreçler gerçekleştiği için de bundan sonraki yani gebelik sonrası e, doğuma kadar olan sürede olabildiğince tecrübeli hekimlerimizin kontrolünde. Biz o bebeklere ee, kıymetli bebek diyoruz. Evet. <laughs> evet, <yani bebekler>. Çok <laughs> kızıyor bazı hocalarımız diğer bebekler kıymetsiz mi diyor. Hepsi çok Bütün kıymetli. Bütün bebekler çok Allah kıymetli. Bahşesin. Allah herkese uzun ömür versin. Allah isteyenlere olmayanlara da Allah herkese versin. versin. Hocam ben bir şey sormak <laughs> Tabii. istiyorum. Şimdi Şimdi e, bir çift düşünün evlendiler bir çocuk sahibi oldular ondan sonra bazı işte sosyal sebepler kendi durumları ciddi bir ara verdiler. Arkasından hem annenin hem babanın yaşı bir miktar daha ilerledi. Arkasından bu hastalara, bu biraz önce saydığınız yumurta sayısının azalmasından Sen dolayı... Başlayacak. Direkt tüp bebek mi önerirsiniz yoksa bir süre bekleyin, deneyin şeklinde bir şey var mı? Çünkü ortada bir tane sağlıklı doğmuş bir ya da iki çocukları var ama... Geçen yıllardan sonra tekrardan çocuk sahibi olmak istiyorlar. Çok güzel soru, çok güzel. Muhteşem. Çünkü böyle hastalarımız var. Ama burada en önemli noktanın yaş olduğunu vurgulamamız lazım. Yaş, yaş, yaş. Yani üremedeki en önemli şey mitokondriyal aktivitenin gençlikle paralel olduğunu hatırlayarak yaş olduğunu söylememiz lazım. Eğer bu kadın birinci çocuğunu 22 yaşında doğurup size 26 yaşında geldiyse bekleyin diyebilirsiniz. Tabii ki. Ama 30 yaşında doğurup 36 yaşında da size ikinci çocuğunu istemeye geldiyse mitokondriyal aktivitesinin azaldığını, yumurtasının daha sayısının azaldığını embriyo gelişme kapasitesinin azalabileceğini. tabii erkeklerde de değişik faktörler olabilir. Biliyorsunuz çağın hastalığı stres. Evet Erkeklerde çok stresli kadınlarda stres bir numaralı e, hücre öldürücü hücre, şey yani. Hücreye toksik etki yapan bir şey. Ve erkeklerde hani sağlıklı çocuğu olan bir erkeğe bakıyorsunuz dediğiniz gibi gelmiş karşınıza inanamıyorsunuz o kadar düşük bir sayısı var. Ama soruyorsunuz boya işinde çalışıyor. Yani etkilemiş. Soruyorsunuz ben e, pilotum diyor. Her gün uçuyorum diyor. Yani bunlar hep etkiliyor. Soruyorsunuz e, çok sigara içiyorum diyor. Sigara sağlığa evet, zararlıdır yani. efendim. Şimdi Lütfen içmeyiniz. Bu soruyla bağlantılı asıl gelmek istediğim şey de şu. Ee... Bu arada son Sü dakikalarımızdayız. Hocam o zaman, bilginiz tamam, olsun. Hızlıca o zaman hocam, hocam, söyleyelim. Hocam ne olur bir daha sizi ağırlamak istiyorum. <laughs> o, onu İnşallah. şimdiden alayım. İnşallah. Hocam ilk çocuklarında veya daha sonrakilerde tüp bebekle gebe kalmış ve doğum yapmış bir anne. Hı hı. Şu cümle ya da şunu çok merak ediyorlar. Tüp bebekle dünyaya gelen çocuklarda standart yolda gebe kalınıp dünyaya gelen çocuklara göre bir sağlık problemi var mıdır? E, tüp bebek 40. yılını kutluyor tüp bebekte kullanılan ilaçlar rüştünü ispat etti ne konusunda? ilk başta işte bunlar şişiririn dışında tabii ki en önemlisi kanser yapar cümleleri vardı. Bunlarla ilgili en ufak bir istatistikki problem artış olmadığı gösterildi. Artı tüp bebekle gelen çocuklarda meydana gelen minor anomali veya major anomali normal popülasyonda sağlıklı e, insanlardaki popülasyon arasında bir farklılık arz etmiyor. Dolayısıyla bu konularda artık durdurmamız lazım. Yani bu konuları bitirmemiz lazım. Biz daha iyi, daha kolay, daha kısa süreli, daha etkin nasıl tüp bebek yapıp da insanlara sağlıklı, daha etkin nasıl bir şey yapalım da birinci seferde tutsun. Yani bizim problemimiz şu: biz maalesef tüp bebekte Kapıdan giren herkese diyoruz ki 100 kişi girerse 50'si gebe kalacak. Bunu bilin. 50'si gebe kalırken de 20 25'e ev bebek götürecek. Bunu da bilin. Ama bu bu süreç insanlar zaten size yıpranmış geliyor. Bir de pahalı bir süreç. Tabii çok pahalı değil. Yani yurt dışına bakarsanız evet. Türkiye'de çok uygun. Devlet bunun bir miktarını karşılıyor. İlaçlar eskisi olduğu gibi çok yüksek kullanılmıyor, fiyatları düştü. Yani daha kullanılabilir halen bir tedavi ama maalesef tekrarını oluyor yani maalesef. maalesef yani ilk seferde maalesef Hocam. hiçbir merkez dünyanın en sayılı merkezi de ilk bebe ilk seferde ben tüp bebekten gebelik oranım yüzde doksandır, seksendir falan diyemiyor yani yok. Çok. Hocam aslında ben e, bu süreci eğer e, siz de kabul ederseniz önümüzdeki programlarda daha detaylı bir şekilde e, inceleyelim sizinle. İncelemeyi, size sorular sormayı evet, yeniden çok evet. arzu ederiz. Vallahi bu ekip çok hoş. Sağ olun, ee, sağ olun. Doktor arkadaşım sen. siz. Sağ olun. Hani... O kadar rahat, kolay bir program geçiriyoruz bir mutlu ki şey. inşallah e, izleyicilerimiz de çok beğenmişlerdir. Kesinlikle. İnşallah devamında da daha süreçleri parçalayarak belki çok taze taze oluruz. götürürüz. Kesinlikle. E, olabilir. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, sağ ağzınıza sağlık. Sağ olun.